Kızlar ben hazırım. Bugün okula gidecek miyiz? Evet hazırız. Kızlar dinleyin. Bugün Krill ile aramı düzelteceğimi mi sanıyorsunuz? Kızlar bugün nasıl bir yüzük takmalıyım? Knapa senden tavsiye istiyorum ve senin pek umursadığın yok. Kişisel günlüğüm. Bugün okula gidiyorum. Acaba Krill ile aramı düzeltebilecek miyim? Kızlar ödevimi yapmadım. Bugün okula gitmesek ne olur? Ve sen de ana. Basketbol sahasında Krill'le barışabilirsin. Hayır, okula gidiyoruz. Nastya, ödevini yapmaman senin sorunun. Evet, okula gidiyoruz. Kızlar hatırlıyor musunuz? İyi bir örnek olacağımız sözünü vermiştik. Evet kızlar, bir süre örtbas ettik. Niçin? Okula güzel gitmek için. Kızlar, parmaklarınızı tutun da bugün Krill'le barışabileyim. Dayana, Krill seni görecek ve hemen yanına gelecek. Cidden mi? Ama bana mesaj bile atmıyor. Dayana, henüz seni görmediği için. Seni görünce içe yarayacak. Kızlar, hadi geç kalacağız. Neyse, zaten öğretmene mesaj attım ve kendimi iyi hissetmediğimi söyledim. Sen mi, biz mi? Biz. Neden burada duruyorsun? Ders yaklaşıyor. Kaçak mı oynuyorsun? Ah, akıldan kaçan kızlar. Dinle Moody. Sen gri saçlı, gri bir faresin. Bana karşı bir şey mi var? Sakın öğretmene bizi gördüğünü söylemeye cesaret bile etme. Ona bugün gelmeyeceğimizi zaten söylemiştik. Söylediklerinize dikkat edin. Biz size hakaret etmiyoruz. Gri fare mi? Kim, ben mi? Sen gri faresin. Kabasınız. Tamam kızlar hadi gidelim. Ve eğer bir kez daha benim gri fare olduğumu söylersen... Gri fare. Gri saçlı. Bana daydınız mı? Tekrar yaptılar. Ben gerçekten gri bir fare miyim? Merak etme. Sen gri bir fare değilsin. Sadece küllü bir sarışınsın. Daha önce hiç böyle çağrılmamış. Gri fare. Siz kızlar delisiniz. Sakin ol. Ben gri fare değilim. Ve öğretmene okula astığını söyleyeceğim. Vay bunu duydun mu? Sanırım okuldan kaçma durumu sona erdi. Okula gitmek zorundayız. Ne dediğini duydun. Yolumuza gidelim. Koşun! Tamam Zek, eldivenlerini çıkar. Sana nasıl vurulacağını göstereceğim. Thomas bana nasıl yumruk atılacağını gösterir misin? Sen boksör değilsin. Göstermesine izin ver. Bırakın vursun. Ben boksör değil miyim? Şimdi sana göstereceğim. Durun! Durun! Thomas gösteriş yapmaya başlıyor. Thomas sadece gösteriş yapabilir. Bunlar yumruk mu? Şimdi sana göstereceğim. Bu kasıtlı mı? Kirill kum torbasını yenmek ister misin? İşte eldivenleri al. Kirill bir sorun mu var? Beladayız. Hatırlıyor musun bu bizim hatamız değil. Bu antrenmana gelmemek için bilerek mi yaptınız? Geldim. Seni bekliyorum. Topun düz olduğunu gördüm. Neyse Şen. Kolyeyi çıkarırsan kimse kobrayı alamayacak. Kirill, bize bu kadar kızma. Diana ile bir sorunun olduğunu biliyoruz. Diana'nın sorunu seni ilgilendirmez. Ve top. Yeni bir top alacağız. Kirill, o top çitin üzerinden uçtu ve bir köpek tarafından ısırıldı. Köpek? Evet, evet. Komşunun köpeği. Korkunç biri. Yarın hepimiz birer balo getireceğiz. Topu atan Zek'ti. Bunun benimle ne ilgisi var? Anladım. Bugün antrenman yok. Ama tepeye doğru bir koşu var. Tepeye? Tepeye? Okuldan sonra tepede buluşuruz. Kız arkadaşıyla kavga ettiğinde çok sinirleniyor. Umarım okulda onunla arasını düzeltir. Ve bugün yokuş yukarı gitmiyoruz. Umarım. Yokuş yukarı çıkmak istemiyorum. Kızlar hiçbir fikriniz yok. Çok endişeliyim. Bugün Krill'le barışmayı umuyorum. Diana ya okula asarsam? Knapa Diana'nın moralini bozma. Zaten kötü. Merhaba tavşanlar. Hey kızlar. Diana'yı iyi şeylere odaklatın. Her şey yoluna girecek. Teşekkürler kızlar. Krill'in boş masasına bakamıyorum bile. Merhaba millet. Kitty çok iyi öpüşüyor. Krill'in beni öpmesini beklemiyordum. Blondie ne? Yalan söylüyorsun. Yalan mı söylüyorum? O asla yalan söylemez. Kızlar şok oldum. Az önce Krill'le kavga ettim ve o çoktan onu öpmeye gitmiş. Diana bekle. Önce Krill'e sormamız lazım. Knapa ona bunu soramam. Bunu nasıl hayal ederim? Dostum bunlar Blondie ve Kitty. Kızlar her şeyi duyabiliyoruz. Yalan söylemen normal mi? Bütün bunları neden yapıyorsun? Merhaba kızlar. Şimdi dersimiz ne? Diana sor ona. Hayır yapamam ama bir fikrim var. Krill artık cebir elimizde. Sana ödevimi vereyim mi? Biliyor musun Blondie? Her zaman sarışınların aptal olduğunu düşünmüşümdür. Ama bir şeyin farkına vardım. Onlar sadece aptal değil, aynı zamanda kurnaz.
Arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Neyse, az önce okul grubundan bir mesaj aldım. Öğretmen bugün burada değil, bir toplantıda. Bir fikrim var, hadi oyun oynayalım. Kim buna hazır? Dayana. Dayana, oyunla. Ben hazırım. Dayana'nın önerdiği oyunu oynamaya hazırım. Dayana, ne yapıyorsun? Şok oldum, bilmiyorum. Çocuklar, oyunu hiç oynamadığınızı biliyor musunuz? Bu çok ilginç. Bu arada uzun zamandır oynamıyoruz. Bizim hakkımızda söyleyecek çok şey var. Lütfen Kunop'a bu kağıtları dağıt. Dayana, şimdi ne yapmak istediğini anladım. Blondie ve Krill'in öpücüğü hakkında bilgi almak istiyorsun. Kunop'a, kağıtları dağıt ve sonra bir sorum olacak. Zek, hiç yapmadım. Bana tek bir cevap bırakabilirsin. Her şeyim vardı. Kunop'a, Dayana benim hakkımda bir şey söyledi mi? Hayır, hiçbir şey. Evet arkadaşlar, ilk soru. Kunop'a, kağıtları dağıt ve sonra bir sorum olacak. Hepimiz villaya taşındığımızdan beri aranızda sormadan bir şeyler alan oldu mu? Hayır. Hayır. Aldım. Her zaman Ice'ın duş jelini alıyorum. Bu yüzden sensin. Bugün duş jelim bittiği için sabunla yıkadım. Hayır. Ice cevap ver. Hiç ya da hiç oldun mu? Asla. Sadece eşyalarımı kullanıyorum. Asla. Harika. Sonraki soru. Villada herhangi birinin hoşlandığınız birine karşı komplo kurdunuz mu? Bu beni mutlu eder. Herkes çok iyi olsun. Kimse komplo kurmuyor. Hayır. Burada yalan söyleyen insanlar var. Kitty ve Blondie bana karşı komplo kuruyorlar. Blondie ve Kitty, bu çok ani oldu. Yalan söylediniz. Sonraki soru. Dinle beni gri fare. Sen de mi muhbirsin? O bir hataydı. Arkadaşlar, villaya yerleştiğimizde diğer erkek ve kız arkadaşlarla flört etmeme kuralı vardı. Yani soru şu, hiç başka birinin erkek arkadaşını ya da kız arkadaşını öptünüz mü? Kirisha, senin böyle bir deneyimin olmadı mı? Blondie dışında herkes bunu yapmadı. Blondie, neden bize öptüğün kişinin kim olduğunu ya da olmadığını söylemiyorsun? Pekala Blondie, hadi bize gerçeği söyle. Size söylemeyeceğim. Kişisel, bu bir sır. Bunu sadece ben ve o biliyoruz. Kızlar, size bir sorum var. Erkek arkadaşının tüm parasını alışverişe harcadığın için kendini kötü hissetmedin mi? Hissettim. Krill, özür dilerim. Paketleri paraya karıştırdığım için her gün, her dakika, her saniye kendimi kötü hissediyorum. Tamam, kötüler hakkında konuşmayalım. Sonraki soru. Merhaba, evet. Bu okulun yöneticisi olacağımı söyledim. En uygun olduğum kısım bu. Güzel. Çünkü çok güzel bir gülüşüm var. Ben de çok akıllıyım. Bu yüzden yönetici olacağım. Hadi, senin yüzünden dersi atlıyorum. Ya Kunopa'nın yaptığı gibi beni reddederse? Seni geri çevirmeyecek. Ben gidiyorum. Merhaba. Dinle, seni sonra ararım. Merhaba. Devam et. Dinle Sayan. Konuşmamı böldün. Bana söylemek istediğin ciddi bir şey mi var? Evet, güzelsin. Beklenmedik bir durum değil. Bunu sen olmadan da biliyordum. Evet. O zaman ne yapmalıyım? Ve sonra buradan çıkabilirsin. Konuşmaya devam edeceğim. Top, ona bir top ver. Tek boynuzlu atları seviyor. İşte bu senin için. Tek boynuz topu. Tek boynuzlu at topu mu? Moralimi bozdun. Tek boynuzlu atlardan nefret ederim. Onlara karşı fobim var. Dostum, o tek boynuzlu atları sevmiyor. Kedileri sever. Nasıl unutabilirim? Sen bir aptalsın. Ne? Ben aptal mıyım? Hayır, değilsin. Sayan, çık buradan. Çünkü şeytani sitelerle uğraşmak istemezsin. Tamam, gideceğim. Vay be. Sayan az önce bana asıldı ve çok aptalca bir şekilde. Onun için çok hayal kırıklığına uğradım. Thomas, bana tuzak kurdun. Üzgünüm, unuttum. Tek boynuzlu atları seven kişi Lauren'di. Tek boynuzlu atını Lauren'e ver. Jean, bekle. Tanrım kızlar, sanırım Krill'le asla barışamayacağım. Dayana. Bu senin Krill'in. Bunny kızlara, sizinle hemen konuşmam lazım. Kitty ve Blondie bana gri fare ediyorlar. Moody, Bunny sana yardım etmeyecek. Sana yardım etmeyecekler. Onlar harika. Blondie, hangisi olduğunu zaten bulduk ve Kitty değişti. Biliyor musun Moody, bize yardım edeceksin. Peki, takma adın gri fareye veda etmeye hazır mısın? Gri fare takma adıyla mı? Elbette, bundan hoşlanmıyorum. Tanrım Dayana, sen her zaman iyi bulursun. Herkes için go to guy. Vay. Tamam, şimdi Bunny onu güzel gösterecek. Merhaba arkadaşlar. Tepeye gidiyorum. Umarım oradasınızdır. Tamam aşkım, umarım benimle dalga geçmiyorsundur. Krill! Ne? Yok bir şey. Krill, bir soru için buradayım. Villada başka bir kızla asla öpüşmediğini söyledin.
Diana dışında kimseyi öpmediğin doğru mu? Sarışın, soruyu cevapladım. Diana dışında kimseyi öpmedim. Başka bir şey var mı? Öptüm. Kahretsin. Tebrikler Sarışın. Tamam, tepede beni bekleyen adamlarım var. Gitmeliyim. Evet Blondie, berbat ettin. Bunu biliyorum Kitty. Sanırım Krill Villa'da Diana dışında başka bir kızı öpüyordu. Peki şimdi ne olacak? Tepeye gidelim. Tepeye mi? Tepeye. Vay, çok güzel olmak üzere. Bundan memnun değilim. Ya sen Laura? Hiç mutlu değilim. Peki Moody, dönüşüme hazır mısın? Dağıştığında bayılma ama. Bu kadar sihirden sonra kimse sana gri fare diyemeyecek. Saçların ağrımayacak Moody. Ben hazırım. Kızlar, harika bir bluzun ve elbisen var. Zaten birkaç güzel ayakkabı seçmiş lan. Kızlar, burada harika bir mini eteğim var. Keşke bu kıyafetlere sahip olsaydık. Ve spor ayakkabıları. Artık onlara ihtiyacımız olmayacak. Onu görmek için sabırsızlanıyorum. Onu zaten gördüm. Çok güzel. Kızlar, iyi iş başardık. Haklısın. Artık mini değilsin. Havada bir bebeksin. Belki ben de pembe saç almalıyım kızlara. Bir aynaya bakabilir miyim? En iyi ayna erkeklerin bakışını tatmam. Yürüyüşe çıkalım mı canım? Gerçekten gri bir fareye benzemiyor muyum? Hayır. Onu gördün mü? Evet, bir arkadaşımızı kaybettik. Artık gerçekten Bunny'nin en iyi arkadaşı olacağım. At şunu Thomas. Hadi ama tanrım. Peki bebeğim, erkeklerin bakışlarını sana yöneltmeye hazır mısın? Bilmiyorum. Hazırsın. Bakın kızlar, Villa'ya yeni bir kız mı geldi? Kim o? Bilmiyorum ama o iyi biri. Çocuklar merhaba, harika bir bebekle tanışın. Söyleyin bize, o iyi mi? Adamlara el sallayın ve merhaba deyin. Ben bebeğim. Merhaba, ben bebeğim. Bak, Villa'ya yeni bir kız geldi. Kesinlikle ona asılacağım. Neden sensin? Merhaba. Neden sen? Kitiniz var. Merhaba bebek. Kızlar, oynuyoruz. Dikkatinizi dağıtmayın. Ne gördünüz? Oynayın hadi. Aman Allah'ım, bu Moody mi? Evet, bunu yapan Bunny. Blondie ve Kitty'nin nasıl göründüğüne bakın. Blondie ve Kitty, neye bakıyorsunuz? Orsuzluk göreceksiniz. Burada artık gri bir fare yok. Bir daha bana böyle seslenmezler. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bebeğimizi nasıl buldunuz? Bence harikaydı. Beğenin, kanala abone olun. Zile tıklayın ve yeni harika serimizi bekleyin. Yakında görüşürüz ve... Hoşçakalın.